Hastamız 50 yaşında, uzun yıllardır tansiyonu yüksek. 5 ilaç kullanmasına rağmen tansiyonu kontrol altına alamıyoruz. Tansiyon 14-9'un altına gelmiyor. Tabii bu yüksek tansiyona bağlı olarak birçok değişiklik olmuş, kalpte kalınlaşma olmuş. En önemlisi hasta tabii bundan rahatsız, ileride başına herhangi bir şey gelmesinden korkuyor ki çok haklıdır. Tansiyon sessiz bir katildir. Her türlü komplikasyon ulaşabilir. Felç yapar, kalp krizi yapar. Bütün damarları tıkar, kalp yetmezliğine yol açabilir. Gözde ciddi hasarlar yol açar. Bu nedenle ilacın faydalı olmadığını gördük, yeterli olmadığını gördük. Böbrek damarlarını yakacağız, radyo frekans dalgalarıyla yakacağız ve tansiyonun bundan sonra düşmesini bekliyoruz. Birazdan işleme geçeceğiz. Nasıl yapıyoruz? Hasta sabah aç olarak geliyor. Kasıktan aynı anjiyo yapar gibi giriyoruz. Genel anestezi yok. Hafifçe sakinleştiriyoruz hastamızı. Daha sonra böbrek damarlarını görüntüleyeceğiz. Onu görüntüledikten sonra da kateterimizle oradaki sinirleri yakacağız. Hastamızın basıncı, tansiyonu, kan basıncı, tansiyonu 16. Anjiyosunu yaptık. Çok kısa bir başlangıcı var, iki ayrılıyor. O noktalara radyo frekans enerjisi vereceğiz ve sinirleri yakmaya çalışacağız. Kateterimiz şöyle bir şey. Ucunda da enerji verecek olan küçük bir parçası var. Bu uç kısmını damarın belli duvarlarına değdirerek yakma işlemini gerçekleştiriyoruz. Şu anda kateterimiz değiyor. Ucu oradan yakma işlemine başlayacağız. Empedansla bir sıkıntımız yok. 400 tamam. Civarında. Hadi başlayalım. Ağrı vereceğiz. Veriyorum hocam. Tamam. Ağrı verince veriyor musunuz şu anda? Şu anda veriyoruz. Gayet güzel. Enerji vermeye başladık. 2'şer dakikalık enerjiler veriyoruz. Yakma işimiz tamamlandı. Şimdi bunu tekrarlayacağız. Bir 6-8 kere sağ böbreğe, sonra sol böbreğe gireceğiz. Orada birkaç kere yaptıktan sonra işlemimiz bitecek. Çünkü yani tüm gelenleri tek bir yerden yakmış oluyoruz. O transferansiyonu yakmış olmuyoruz. Sağ böbreği bitirdik. Şu anda sol böbreğe girdik, ana damarda. Birinci yakma işlemimize başladık. Burada da yaklaşık 5-6 tane yakma işleminden sonra işlemi sonlandıracağız. Hastamız gayet rahat. İşlem de sonuçlu olarak ilerliyor. Sol böbrekteki son çıkış noktamızı da şu anda gördüğünüz gibi yakıyoruz. Yaklaşık 2 dakika sonra işlem bitecek. Hastamızı yatağa alacağız. Geçecek zaman içinde tansiyon düşüşlerini izleyeceğiz.